Nurhan Damcıoğlu. O doğduğunda takvimler 1 Mayıs 1941'i gösteriyordu. 9 çocuklu Mustafa ve Hafize çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Babasının açık hava sineması vardı. Annesi ise devlet operasında terzilik yapıyordu. Yokluğun diz boyu olduğu günlerde geçirdi çocukluk çağını. Hatta yokluk öyle bir haldeydi ki 9 çocuğa bakamayan aile, İki çocuklarını çocuk esirgeme kurumuna vermek zorunda kalmıştı. Balçiçek Pamir'e verdiği röportajda çocukluk yıllarını şöyle anlatmıştı Nurhan. Babam sinema bilen bir insandı, kendi sineması vardı. Konservatuvarın biraz ilerisinde açık hava sineması vardı. 3-4 yaşında annemin kucağında gidermişim oraya. Biz öyle büyümüşüz. Çok çocuğuz, ikişer yaş arayla dünyaya gelmişiz. Annem 16 yaşında evlenmiş. Babam hep şehirler arası çalışırmış. Nasıl büyütsün? Annemin dayısı milletvekiliydi. O demiş, öyle oldu. İki erkek gitti. Sonra kaçıyorlar trenle. Necdet benden büyük. Çocukluğumuzu pek hatırlamıyoruz. Yokluk da var o devirde. Çok zor geçiniyoruz. Çocuk yaşta gitmişiz, para kazanıyoruz. Onlar ne olacak kreşlerde? Ahmet Muhip Dranas'ın bir tanıdığı. Hiç çocuğu yok. Zengin bir ailenin yanında büyüdü. Yani hayatımız bir dramdı. 8 yaşında Burhan sinemada gazoz satmıştır. Alnımızın teriyle hayatımızı kazandık. Ben mesela çocukken hiç bebekle oynamadım. Vaktim yoktu. Nurhan tiyatro sahnesine ilk adımını 8 yaşında attı. Ablası Ankara Devlet Tiyatrosu'nun çocuk bölümüne çağrılmıştı. Ben de geleceğim diye tutturmuştu Nurhan. İnadıyla kabul ettirmişti bu isteğini. Radyo Çocuk Kulübü Çocuk Korosu'nda kendisine bir yer buldu. Oradayken Avrupa'dan getirilen Madame Marga'nın derslerini köşeden izleyerek bale yapmaya başladı. Çocuk tiyatrosunda çeşitli rollerde de oynuyordu bir yandan. Bu arada Ankara Cebeci Ortaokulu'ndan mezun oldu. Asıl isteği oyuncu olmak, sahnelerde devleşmekti. 17 yaşında bu oyunculuk aşkıyla İstanbul'un yolunu tuttu. Sonra özel tiyatrolarda konuk oyuncu olarak oynamaya başladı. İstanbul'da ilk kez 1963 yılında Arena Tiyatrosu'nun Boeing Boeing adlı oyununda rol aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Cüneyt Gökçer tarafından Eskişehir'e o yıllarda yeni açılan şehir tiyatrosu kadrosuna da misafir sanatçı olarak gönderildi. Boeing Boeing'deki başarısı ona 1964 yılında Arena Tiyatrosu'nun Caroline Kayboldu adlı başka bir oyununda daha rol verilmesini sağladı. Eskişehir'de önce Aceleci Kalp ve Sultan Gelin adlı oyunlarda oynadı. Sonra tamamen İstanbul'a yerleşti. Geçimini tiyatrodan sağlıyor, gücü yettiğince küçük kardeşlerini okutmaya ve ailesine para göndermeye çalışıyordu. Mücap Ofluoğlu'nun idaresindeki Arena Tiyatrosu'nun yanı sıra Muammer Karaca, Gülriz Sururi Engin Rezzar, Nisa Serezli Ayfer Feray tiyatrolarında çeşitli oyunlarda sahneye çıkıyordu. Ama hayatın onunla ilgili bambaşka planları vardı. Nurhan ilk kez Toto Karaca'dan dinledi kantoyu. Çok etkilenmişti. Toto Karaca söylerken o da dans ediyordu. İlk kanto türü şarkı söyleyişi ise Mücap Ofluoğlu'nun desteğiyle oldu. Ofluoğlu'ndan manevi babam diye bahsederdi Nurhan. Kardeşiyle birlikte onun evinde kalmışlardı bir süre. Kanto macerası o dönemlerde yani 1968 senesinde başladı. Kanto sanatını modernize ederek günümüzün kanto kraliçesi olarak hafızalara kazındı. Repertuarını 1930'ların kantolarını o güne uyarlayarak oluşturuyordu. Bir süre tiyatro ve kantoyu bir arada götürse de sonrasında tiyatroyu tamamen bıraktı. İlk sahneye çıktığı günü ve neden kantoyu tercih ettiğini Adana medya muhabiri Yener İkinci'ye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Sene 1968'di. Metin Akpınar, Zeki Alasya, Tanju Okan'la birlikte Kulüp 12'deydik. Kafamda koca bir tüy vardı. Tepeden bir yerden iniyordum sahneye. Nasıl unuturum ki? Dans eden ilk kadınım. Kendimle gurur duyuyorum ve o akşam saygıdeğer Müzeyyen Senar'la karşılaşmıştım. Ardından beni yanına çağırdı ve sandığından üzeri işlenmiş siyah tül bir elbise vermek istediğini söyledi. Bunu ancak sana verebilirim. Sen Zarife'ye benziyorsun. O keklik gibi sekerdi fakat sen daha iyisin demişti. Ben aslında unutulan bir şey sandıktan çıkarıp sundum. Rahmetli Adile Naşit'in dayısı Niko ilk zennedir. Tüm gazetelerde çok takdir ediliyordu. Kaldı ki kanto, Alaturka'nın başlangıcıdır. Müslüman ilk kadın kantocuyumdur. 1968 senesinde klasik tiyatro eserlerini inceler, teliflerini öder
kendime uyacak şekilde bir uyarlama hazırlar, izleyiciye sunardım ve tüm bunları yaparken 18 yaşındaydım. Sıkıntılı zamanlardı. Ustamdan, hocamdan para isterdim. Boş zaman yaratıp dikiş dikerdim, seslendirme yapardım. Öyle geçiniyordum. Aylık ücretimi aldığım zaman 200 liraya ev kirası, 100 lirayı anne babaya verir, 100 lirası da bana kalırdı. Onu bir ay idare ederdim. Yokluk içinde var oldum. Evimde perdem yoktu. Sanatçıydık işte. Nurhan 1969 Mart ayında gazete ilanlarında yılın şovcusu olarak lanse edilmekteydi. Yeni açılan Fuaye Kulüpteki programıyla yıldızı iyice parlamıştı ve 70'lere bomba gibi başlamıştı. Daha sonra Maxim, Luna Park, Çakıl gibi gazinolar ve Kulüp 12'de kanto gösterileri yaptı. 1971 yılında ilk planı çıkardı. Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte Nurhan Damcıoğlu özellikle Ramazan aylarında ekranların vazgeçilmez ismi haline geldi. Aynı zamanda sahnelerde de fırtına gibi esiyor, bir gazinodan öbürüne koşuyor, yılın neredeyse her günü çalışıyor. Hatta bazen bir günde iki farklı yerde sahneye çıkıyordu. Zeki Müren'den Gönül Yazar'a, Sevim Tuna'dan Behiye Akso'ya, dönemin hemen hemen tüm as solistlerinin kadrolarında sahne alıyordu. Sahnenin aranılan isimlerinden biriydi. Üstelik işine saygısı çok büyüktü. Öyle ki Uğur Böcekleri grubunun sergilediği şovun önemli isimlerinden biri olmasına rağmen şovda bel altı espriler olduğu için bu şovu bırakmıştı. Seyircisine olan sevgisi ve saygısı sonsuzdu. Tiyatrodan gelen bir sanatçı olması onun beyaz perdede de kendini göstermesini sağladı. Yan kesici kızın aşkı, boyacı, kolejli kızın aşkı, tuzsuz deli bekar, sayılı kabadayılar, kadın ve balık gibi yapımlarda rol aldı. Nurhan Damcıoğlu iki kez nikah masasına oturdu. İlk eşi Ersan Yenseni'ydi. İkinci evliliğini ise tiyatrocu Atilla Olgaç'la yaptı. Ama iki evliliği de mutsuz sonla bitti. İki evlilik yapmasına rağmen hiç çocuğu olmadı. Aslında çocuk doğurmak ve evinin kadını olmak istediği zamanlarda olmuştu. Ama sahne hayatı buna izin vermedi. Üç çocuğunu kaybetti. Hatta bir bebeğini İsviçre'de sahnedeyken düşürmüştü. 1985 senesinde Şey dergisinde Nurhan Damcıoğlu ve ilk eşiyle ilgili çıkan bir haber tozlumagazin.net'e şöyle aktarılmıştı. İçkilerini yudumlamak, romantik bir akşam yemeği yemek için geçtiğimiz hafta içindeki akşamlardan birinde Ortaköy'deki Ziya Restoran'ta gidenler çirkin bir olaya tanık oldu. Olayın kahramanları Nurhan Damcıoğlu'yla ayrıldığı kocası Ercan Yenseni'ydi. Daha doğrusu bu olayda tek bir kahraman vardı ki o da Nurhan Damcıoğlu'ydu. Herkesin gözleri önünde birdenbire renk değiştiren Nurhan Damcıoğlu, sosyete lokali olarak bilinen Ziya'da eski kocasını yumruklayarak ona meydanda yağ attı. Damcıoğlu, ikinci eşi olan Atilla Olgaç'ın evlilikleri boyunca tuhaf davranışlarda bulunduğunu, katıldığı Orada Neler Oluyor adlı programda şöyle anlatmıştı. Kendisi anlaşılmaz biriydi. 10 yıl evli kaldığım süre içerisinde kiminle evli olduğumu bir türlü bilemedim. Bir gün eve elinde çiçeklerle gelir, çok iyi davranırdı. Ertesi günse bambaşka biri olurdu. Nasıl biri olduğunu bir türlü çözemedim. Damcıoğlu'nun evlenmediği ama evlenmediği için çok pişman olduğu kişi ise Ferhan Şensoy'du. Çok güzel bir aşktı onlarınki ama diledikleri gibi yaşayamadılar. Daha sonra Ferhan Derya Baykal'la evlendi ve Nurhan için bu aşk tamamen bitti. Kariyeri 33'lük plaklar, 45'lik plaklar, albümler, CD'lerle doluydu. Ama bir dönemi vardı ki çok zor geçmişti. Boşandıktan sonra kısa bir ara vermişti sahnelere. 80'lerin ilk yarısında 70'lere göre televizyonda çok daha az boy göstermeye başladı. İşleri daha çok yurt dışındaydı. Çünkü denetimden geçemiyordu. Televizyon yasağı da vardı. Yıllarca ekranda söylediği kantolar artık yasaklıydı. Dönemin denetleme kurulu kantoların sözlerini uygunsuz buluyordu. O da bu sürelerde Almanya'da, Avusturya'da çalıştı. 12 Eylül döneminde ise Türkiye'ye geri döndü. Gazinonun bitişiyle ise sahneleri bıraktı. Sadece özel davetlerde çalışmaya başladı. Geçirdiği kazalarsa her şeyi altüst etmişti. Hayatını kanto yaparak kazanan biri için çok zordu. Hayatı boyunca 3 trafik kazası geçirdi, 3 kez merdivenlerden düştü.
Bu kazalardan birinde ameliyat oldu, hatta neredeyse bir daha yürüyemeyecek hale gelmişti. Ama yılmadı, yıkılmadı. Bir şekilde sanatını icra etmeye devam etti. 1988 yılında TRT'deki yasaklar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamıştı. Nurhan tekrar kantolarıyla eğlence programlarında boy gösteriyordu. Özel televizyonların yaygınlaşmasıyla birlikte Ramazan eğlence programları tarafından paylaşılmaz hale geldi. Kanallar adeta onu kapmak için yarışıyordu. 90'lı yıllarda Mahallenin Muhtarları ve Baba Evi gibi dizilerde oynadı. Ama dizindeki rahatsızlık sebebiyle zor günler geçirdi. Uzun süre sahneye çıkamadı. 1996 yılında geçirdiği ameliyat sonrası sahnelerden iyice uzak kaldı. Damcıoğlu 2004 senesinde Sadri Alışık Tiyatrosu'nda yeniden tiyatro yaptı. Bir sonraki sene Yıldızların Altında müzikalinde önemli isimlerle birlikte çalıştı. 2009 yılında ise Zakoğlu Tiyatrosu'nda Kantucu'nun düeti için sahneye çıktı. Uzun süre albüm yapmamıştı. Bu arada 2008 yılında İki Tık Tık Bir Şık Şık adlı albümüyle sevenlerine sürpriz yaptı. Zamanında Ramazan eğlencesi olarak tüm Türkiye Nurhan Damcıoğlu'nu izlemek için ekran başına geçerdi. Yüksek enerjisi, sivri dilli şakaları ve kanto performansıyla herkese keyifli bir Ramazan geçirten Nurhan Damcıoğlu uzun süre ortalıkta görünmedi. Efsane isim ilerleyen yaşına rağmen dinçliği ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Damcıoğlu, Mustafa Şahin'in yönetmenliğini yaptığı Barbaros Hayrettin Paşa'nın hazinesini konu alan Üç Afacan Barbaros'un Sırrı isimli çocuk filmi için uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Yangın Var, Dingala ve Ben Kalender Meşrebim gibi eserlerle tanınan Nurhan Damcıoğlu, Çanakkale'nin Biga ilçesinde çekimleri süren film setinde Doğan Haber Ajansı'na kısa bir röportaj verdi. İzmir'de 20 yıldır tek başına yaşadığını, bunun da zor bir durum olduğunu söyleyen Nurhan Damcıoğlu, TRT ile çalışmayalı 30 sene oldu galiba. Dizi çekmeyi unutmuşum. Bu çocuklar bir mucize yaptılar. Çocukları çok seviyorum. Belki kendi çocuğum olmadığı için, oldu da kaybettiğim için diyelim. Çok mutluyum. Çocuklar bana seneler sonra enerji verdi. Bazıları da Nurhan Damcıoğlu öldü galiba. Nurhan Damcıoğlu çalışmıyormuş. Nurhan Damcıoğlu ölmüş de terk etmiş bu dünyayı, gitmiş gibi konuşuyorlar. Ben de bir şeye şahit oldum. Televizyonlarda Nurhan Damcıoğlu'nun bütün kantoları müzik olarak çalıyor. Kimisi taklidini yapıyor, elbise, saçı, peruğuyla birlikte. Hiç beni adam yerine koymuyorlar. Bir mucize oldu. Ben anca görülmem lazım dedim. Madem ki İzmir'deyim, bakın ben buradayım. Ben ayaktayım. Geliyorum, göreceksiniz. Nurhan Damcıoğlu ölmedi. Birçok yapacağım proje var. Önce şarkıların benim olduğunu ispatlamam lazım. Yeniden başlamam lazım dedi. Nurhan Damcıoğlu Türkiye'de kanto denilince ilk akla gelen isim. İyi ki onu tanıyabildik.